Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2022'yi tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Bakalım konu başlıklarımızda neler var? İkizler burcunda bir dolunayımız var. Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Mars retrosu devam ediyor. Jüpiter Koç burcuna geçecek ve ay sonunda Merkür gerilemeye başlıyor. Evet, detaylara bakalım. Sevgili oğlaklar, Güneş 22 Aralık'a kadar Yay burcunda, 22'sinden itibarense Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu ay doğan tüm oğlak burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size ve yükselen oğlaklarımız ayın 22'sinden itibaren daha fazla dikkat çekip parlamaya başlayacaksınız. Yaşam enerjiniz artmaya başlayacak. Sizin döneminiz başlayacak. Yılın ayın ilk günleri içerisinde tabii ki Güneş yayda olduğu için biraz daha içe dönük, biraz daha böyle ruhsal anlamda bilinçaltıdır, işte günlük hayatınızdır, sağlık konuları. Hani bunları şöyle bir değerlendirdiğiniz süreç. 8 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 15 derecesinde dolunay var. Üstelik Mars'la birleşiyor bu dolunay. Mars geriliyor İkizler Burcu'nda. Yılın bu döneminde Mars dünyaya çok yakın bir pozisyonda. Güneş'in karşısında. Üstelik deklinasyon olarak biraz sınır dışı. Hani biraz kontrolü zor, huzursuz edici pozisyonda. Hani kişisel ve toplumsal alanlarda dikkat çekiyor. Ve 8 Aralık'taki dolunayda ayla tam bir partil kavuşum içerisinde olacak. Dolunay enerjisini şekillendiriyor. Tansiyonu yüksek bir dolunay bu. 8 Kasım'da meydana gelen ay tutulmasının da tetiklendiği bir dönemdeyiz. Yani biraz sağlık konuları olsun, işte günlük hayatın detayları, iş konularımız, yanımızda çalışan kişiler, işte evcil hayvanlarımız, akrabalar falan, hani böyle bir hızlı gelişmeler olabilir ama bunlar biraz karışık, biraz huzursuz edici, gerginlik yaratıcı da olabilir. İşle ilgili gecikmeler, engeller, bazı bozulmalar olabilir. İşte sağlıkla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor aslında. İşte mevsimsel hastalıklar, solunum yolları, akciğerler, grip gibi problemler. Bunun yanı sıra biraz akciğerlere özellikle dikkat etmek lazım ikizlerde. Enfeksiyonlar, kazalar, böyle sakarlıklar günlük hayatımızda söz konusu olabilir. Sizin de olabilir, işte evcil hayvanlarınızla ilgili olabilir, yakınlarınız, yanınızda çalışan kişi, bir akrabanız. Hani biraz genel sağlıkla ilgili konular sizin için zorlayıcı olabilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bunu da unutmayın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz işte 15 derece ve yakınlarında mı? Bunun yanı sıra değişken burçlarda, yani ikizler, yay, balık ya da başak burçlarının 15 derecesi ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Varsa Mars burada tabii tetikleyici olacağı için etki alabilirsiniz. Eğer yoksa çok da fazla etkilenmeyebilirsiniz. Ama etki alıyorsanız lütfen sağlığınıza dikkat edin. Hani biraz kontrol zor durumlar çıkarabilir çünkü bu durum. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası özellikle dolunay yakınlarında da tesirler daha fazla artabilir. 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçiyor. Zaten 2022 Mayıs'ında Jüpiter Koç burcuna geçmişti ama gerilediği için sonra balığa tekrar döndü. Şimdi 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçecek ve 16 Mayıs'a kadar artık hızlı bir şekilde gerilemeden Koç burcunda olacak. Öncü bir burç. Sizin gibi dördüncü evinizde olacak. Jüpiter'in olduğu alanda evet büyüme fırsatları, gelişme fırsatları daha iyice tesirlerle karşılaşabiliriz. Dördüncü evinizde biraz daha bu özel hayat dediğim sana ev yuva alanları falan ailevi konuları işaret ediyor. Ev, aile, yuva kurmak, evinizin büyütme, belki büyük bir eve taşınabilirsiniz. İşte ev alabilirsiniz, aile olabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz. İşte ebeveynlerle ilgili konular falan. Buralarda bir iyileşme, bir gelişme, bir Jüpiter koruması, şansı, fırsatı altında olabilirsiniz. 16 Mayıs'a kadar olan süreçte özellikle sevgili oğlaklar. Bunun yanı sıra evet artık 22'sinde Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin döneminiz başlıyor. Kış gün dönümü ve hemen gün dönümünün ardından 23'ünde 1 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay var. Bu yeni ay sırasında Venüs ve Merkür'de Oğlak'ta bir Oğlak stelyumu var. Doğum gününüz özellikle 23 Aralık ve yakınlarındaysa tabii ki güneşiniz etkilenecek. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz da 1 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha önemli olabilir.
olabilir. Bir yenilik dönemi, bir yenilenme dönemi aslında. İşte bir kendinizle ilgilenme, şöyle bir imaj değişimi olabilir. Venüs desteğiyle şöyle bir güzelliktir, bakımdır olabilir. Yaşadığınız mekanlar, çalıştığınız ortamların yenilenmesi, bir taşınma da olabilir. Bir güzel konfora yönelik bazı işte estetiğe yönelik bazı düzenlemeler söz konusu olabilir. Genel olarak hani ilişkilerinizle ilgili, sosyal hayatınızla ilgili bazı yeni kararlar verebilir. Hatta iş girişimlerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Yani sizin için yeni bir başlangıç dönemi olduğunu söyleyebilirim bu yeni ayın. Yeni ay etkileri 7 Ocak'a kadar olan dönemde de aslında devam edecek. 29 Aralık'a geldiğimizde evet Merkür burcunuzda gerilemeye başlayacak. Şimdi Oğlak'ta gerilmeye başlıyor ve 18 Ocak'a kadar devam edecek. Merkür'ün gerilemesi ister istemez biraz yavaşlatacak bizi. Zaten Mars geriliyor. Mars aynı zamanda işte Mars'ın gerilediği ikizlerin de yöneticisi Merkür. Merkür de gerileyecek. Günlük hayatımız zamanın bile yavaşladığını hissedebilirsiniz. Ama unutmayın her gerilimi aslında bazı önemli fırsatlar getirir bize. Bu geçici de bir dönem. Artık bunu biliyoruz. Bir şey yani gerilerken böyle hızlı adım atmak, işte yeni kararlar vermek için çok fazla çabalamayın. Gezegenler bize ileri gitme, dur yavaşla, şöyle bir kendine bak, bir geçmişe bak, bir kontrol et anlamına geliyor aslında. Bu Merkür gerilerken bir projeniz var, bir karar verdiniz, çalışıyorsunuz, işte hazırlıklarınız var. Onları bir gözden geçirebilir, değerlendirebilirsiniz. Fark etmediğiniz detayları fark edebilirsiniz. Bir öğrenciyseniz mesela işte çalışmanız gereken dersleri gözden geçirebilirsiniz. Bir proje hazırlıyorsanız eksikleri tamamlayabilirsiniz. Böyle bir süreç bu. Yenilikler için çok tavsiye etmiyor. Hızlı gelişmeler olmayabilir. Hatta bir şeyler hep ertelenebilir, gecikebilir. İletişim sorunları olabilir. Bunlara hazırlıklı olmakta fayda var. Ocak ortalarından itibaren önce ayın 12'sinde Mars düzelecek. Ardından 18'inde Merkür düzelecek. Dolayısıyla şu anda uğraştığımız konuları daha rahat ilerletebileceğiz. Bunun için bir hazırlanma dönemindeyiz. Bir gözden geçirme dönemindeyiz. Yılın son dönemi bu fırsatları bize verebilir sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.